Steven Bergui belli ki bu yaz döneminde de Beşiktaş'ta en fazla konuşulan isimlerden bir tanesi olacak. Zaten Selahattin abi kanatlara Beşiktaş bir takviye yapmak istiyor. Muhtemelen Gezal'la devam edilmeyecek. Yani kanat oyuncularının performansı da çok iç açıcı olmadı. Hoş, hangi bölgenin şu anda performansı? Yani Semih Kılıçsoy dışında çok tatmin edici. O da tartışılır ama. Yani bu transfere şöyle bakmak lazım. Yani katkı yapar mı yapmaz mı sorusu bence Rafa Silva kadar gereksiz. Yani Rafa Silva da Steven Bergui da bu ligde çok rahat şekilde tabela yapabilecek iyi isimler. Ama yani geçtiğimiz yılki işte isimler bu yılda konuşuluyor. Hani değişen bir şey olacak mı ya da bir planlama çerçevesine gidecek mi, ben onu merak ediyorum. Ya gelen oyuncunun belirlikli oynayacağı oyuncularla uyumu da kendi kalitesini sergileme ya da sergileyememesi konusunda çok belirleyici bir defa. Yani onu her oyuncu için bu geçerli. Oyuncu çok iyi oyuncudur. Gelir sana uyum sağlayamayabilir. İyi oyunculuğuna kimsenin bir lafı olmaz. Ama kaliteyi Beşiktaş ve Trabzonspor'un hani 10. haftadan söyledik ya, Beşiktaş ve Trabzonspor için kötü günler sona erdi. Daha kötüleri başladı. Sezonu erken kapattılar. Evet, daha kötüleri başladı. Ama şu anda da var tabii ki camianın. Zaten Türkiye ikiye bölündü ya. Büyüklerin ikisi lig kupası için, ikisi Türkiye kupası için, Ziraat kupası aynen için kapışıyorlar. Keşke tam tersi olsa ya. Lig kupası için Diyarbakır'la Edirne oynasa, kapışsa. İşte öbür Ziraat Türkiye kupası için de Sinop'la Hatay oynasa keşke yani. O günleri göremeyeceğiz. Hayal gibi geliyor. Dinleyenlerin çoğu tebessüm ediyordu. Kayseri Sivas finali diyorlardı. Vardı bundan birkaç yıl önce, çok i̇şte uzak. İşte 5-10 sene onunla idare edeceğiz. 2 sene öyle. Başakşehir Konya finali oldu. Gelenekselleşmeli. Başakşehir sonuçta büyük bir kulüp yani. Büyük yatırımlar yapılıyor. Konya büyük bir şehir ama bir defa geliyor. Konya'nın 2 finali oldu galiba. Birinde kazandı. Ama yani olağanlaşmıyor. Olağanlaşmadığı müddetçe de biz imrenmeye, imrenerek bakmaya devam edeceğiz. Batıya, dünyaya. Ama Beşiktaş'a dönersek tekrar, Beşiktaş'ın da sorunlarının teknik direktör değişimiyle çözüleceği yanılgısı Beşiktaş'a da epey vakit kaybettirdi. Beşiktaş'ın sorunları teknik direktörle çözülebilir sorunlar olsaydı Şenol Güneş çözerdi onları. Yapısal sorunlar var. Bu bugünkü yönetimin suçu da değil. Birikmiş. Sümen altı diyoruz ya. Sadece kendi çıkarlarına yönelik kararlar sümen altı ettirmeye çalışmıyor kulüpler. Kendi aleyhlerine olan sorunları da çözmek yerine sümen altı ediyorlar. Şimdi Beşiktaş'ı kimi getirirsen getir. Yani öyle bir noktaya geldi ki sezon başında söyledik. Yani hoca arıyorsunuz, Santos mu gelecek? Tamam, güzel isim. Fakat bu adamı bu takıma getirip de yıpratmayın. Yani bu takım hoca yer. Ne oldu? Santos'un kredisi diplerde şu anda, değil mi? Yani şu anda Santos kenardan Beşiktaş'ı izliyor olsaydı, Beşiktaş'ın başında Rıza Hoca ya da Serdar Hoca devam ediyor olsaydı, Beşiktaş'ın puanı bundan daha az olurdu. Bir puan fark etsin. Belki bir puan fazla da olurdu. Çok ya. Fark etmez. Bir şey ya. Fark etmeyecekti. Niye Santos'la yıprattın? O şeyi de bitirdin. Şimdi Santos'la devam edebilir Beşiktaş. Edecek gibi görünüyor. Bir sezonu bitirecek. Ama yeni sezona 2 mağlubiyetle, bir beraberlik, bir galibiyetle başlasın Santos yolcu. Bu kadar kolay harcıyoruz insanları. Hocanın seçimi doğrudur, yanlıştır. O tarafa gelmeye lüzum yok. Yani oraya geçemiyor. O aşamaya geçemiyoruz çünkü daha ilk adımımızı yanlış atmışız. Ters ayakla basmışız yani. O ayağı yere çekmek gerekiyor. Hayır, biz inat ediyoruz, devam edeceğiz diyoruz. Zaten şimdi Beşiktaş kimi alırsa alsın. Benim hep konuştuğum konu ya. Fernando Santos, yani Santos üzerinden konuşalım. Tamam, konuşalım da 5. teknik adama kadar herhalde teknik adam düzeyinde düzelecek olsaydı düzelirdi bir şeyler yani. Evet, onu söylemeye çalışıyorum ben de. Ama ne oldu? Şimdi Santos'u da nerede oturuyorsa artık. Yani biz Yeniköy kasabı diye yolladık adamı yani. İspanya milli takımı teknik direktörü. Üzerine bir dünya kupası, bir Avrupa şampiyonası kazandı. Niye? Biz her şeyi biliyoruz, onlar bilmiyorlar. Ha, o belki para kazanmaya gelmişti. Santos da muhtemelen para kazanmaya geldi ama ya bu kadar da bir düşüş o da ummuyordur, o da beklemiyordur. Bir teklif geldi Beşiktaş gibi büyük bir kulüpten. İstanbul büyük, güzel bir şehir geldi. Bence yönetici yanlışlarına Santos'un yanlışları da eklendi. Belki ortak bir yanlıştır. Santos'un nasıl bir oyun oynattığını herkes biliyor. Bir dünyada bilmeyen yok. Ben yönetimin, Samet Hoca'nın da sıkla dile getirdiği gibi ya da Beşiktaş'ı seven herkesin, Beşiktaş kültürüne hakim olan herkesin, taraftarın, Beşiktaş önde oynar. Hoca ile bunun da konuşulmuş olduğunu düşündüm ben. Ona göre bir planlama yapılır diye. Fakat hoca geldi, bekleme oyununa devam. Abdullah Avcı 2. Ama Abdullah Avcı elindeki birkaç tane yıldız oyuncuyla bazı başarılar derdi, şampiyonluğu aldı. Yani şampiyonluğu getirdiği zaman oynattığın oyunu çok beğenmek kalmıyor. Neden öyle oynadı sence? Efendim? Niye öyle oynadı? Başka şansı yoktu. Oyuncu kadrosu oydu. Bir de kendi ezberi de öyle. Yok, şöyle.
O çıktığı maçlarda üçlük dörtlük oldu. Elini kolunu sallarını herkes gitti. Gollerle buluştu kaleciyle. Ne yapayım önce ben bir o savunmayı oturtayım da. Nasıl olsa golü bir türlü bulurum çünkü golcü elemanları var. Evet. Biraz onu okumaya çalıştı. Ama bekleyeceğiz abi. Transferle şimdi Berko istiyorsun. Bunu gidip izlemene gerek yok. Bu da anlaşmışsın. Zaten Beşiktaş zaten belli bir şey. Şimdi anlaşmaya gidersin. Ajandasında var zaten oyuncu. Belli ki önceki zaten, yönetimler de, scout ekipleri de. Zaten 10 senelik bir piyasada olan birisi. Ama geçmiş olsun artık yani. İşte 10 seneden beri piyasada olan birisi. İyi bir sol ayağı var, iyi açık oynayan bir oyuncu. Demek ki onun peşinde koşuyorlarsa cezalla ayrılacaklar demektir. Çünkü cezalıdan daha fazla süre alan ve daha fazla aktif oynayan bir oyuncu. Hazır bir oyuncu. Türk futbolu içinde ama işte takım. Yanındaki, arkasındaki, önündeki işte kimlerle oynayacaksın. O çok önemli. Tek bir kişi biraz evvel bahsettik ya Galatasaray'da tek bir kişi değil. Genel takım oyunu olursa onun için işte şeyler barış gibi oyuncular çıkıyor piyasaya. Görebiliyorsun takım oyunu bunlar. Hepsi birbirine bağlı. Bu takım oynamasını çok iyi biliyor. Ve o öyle bir ekolden geliyorsun zaten Hollanda'dan. Hollanda milli takımın oyuncusu orada da süre alıyor, girdi, çıktı. PSV Eindhoven'ın o başarılarında çok. Hep baş sırada olan bir şey. Yani Feyenoord galiba. Ya Feyenoord'da Feyenoord galiba. Feyenoord oynadı ondan eminim. PSV'ye bakmak lazım. Bizde büyük takımların hiçbirisine istemem demeyin diyemeyeceğin oyuncuyla. Başta yazabileceğin kimlik oyuncu. İnşası. Ama tabii şampiyonluktan şey, daha önemlidir hocam. Böyle büyük bir bilemezsin ki şimdi abi. Fenerbahçe bir adam yetiştirdi. Parasını verdiler ama sattı gitti Arda'yı. Şimdi Semih'i yakalamış bir işte zorunluluktan. Türkiye'de planlamayla bir şey olmaz. Zorunluluktan Semih ortaya çıkmış. Beşiktaşlı arkadaşlarımızın çoğu 25'e, 30'a, 40'a satmanın peşindeler. Beklemek lazım. Ya arkadaş sen Beşiktaş'sın. Bir oyuncu üretmişsin ne güzel. Onunla 3-5 yıl oynamayı planlasana. Daha bu çocuğu 18-19 yaşında. Beşiktaş kimliğini biraz yüceltelim, biraz yukarıya taşıyalım onu. Onunla başarılar elde edilsin, bir hikayeler yazılsın. O çocuğa da sonra öyle, o çocuğa da öyle endeks diyorlar. O çocuğu da seni satacağız diyorlar. Yani menajeri veyahut da kimse etrafı. Öyle bir herkes senin medyada her gün 30-40 milyonu satıyorsun. Yani herkes bir ya dündü abi dünkü çocuk Beşiktaş'a olan borcunu, Türk futboluna olan şimdi, bir borcunu tırnak içinde bir ödesin, bir hikaye yazsın. Sevgili Selahattin'cim güzel biz çok basit konuşuyoruz. Aa gider eder diyoruz da bir farklılık görmek lazım. Bizim Türkiye Ligimiz oynadığın takım tabii. Bunlar hepsi birbirine bakın tekrar söylüyorum. Belki son dönemlerde çıkan... O ceza sahasına hakimiyeti ender topçulardan bir tanesi. Ama çok da öğrenmesi gereken bir şeyler tabii. Var. Siz öyle bir takıma gidersiniz ki işte boya ediyorsunuz. Bayan da diyor ki olmaz bizde diyor. Örnek. Sakatlığı da geldi. Burada hiç sakatlanmayan bir oyuncu orada sakatlandı. Hani farklılıklar var. Çok farklılıklar var. Tempo farklılığı var. Antrenman tempo farklılığı var. Çünkü senin gittiğin yerde yaptığın tempoyla oraya bir gidiyorsun. Onlar her gün aynı tempoda. Yanında hızlı gidiyor. Sen de onu yetişmen için motoru fazla çalıştırman lazım. Bir yerde sıkıntı yaşayabiliyorsun. Önce bunları bir görmek lazım. O internasyonel seviyeler çok farklılar. Giden çok kardeşlerimiz var, kaybolmuş kardeşlerimiz var. Semih kardeşimize de bizden ki oradaki tabii Samet Hoca var, Feyyaz Hoca var. Bu işin içinden gelme daha iyi tavsiyelerdi buna. Hemen Avrupa değil. Önce burada bak Cenk kaç sene oynadı Beşiktaş'ta. Ondan sonra gitti. Yani kolay iş değil Avrupa'da bunlar. Avrupa'da olabilir de hani bunu illa bu şekilde olacak diye planlamamak lazım. Yani oyuncunun gelişimine göre, katkısına göre, gelecek gelişir, tekliflere göre. Seriye de gelişecek.